Şimdi sevgili ablam, bugün sağ ol geldin, ortamımızı gördün, kahvaltımızda oldun, teşrif ettin, teşekkür ediyorum. Gezdin dolaştın. Asude'yi gördün gözlerinden, kulaklarından duydun ve anladın. Önerilerinizi alabilir miyim? Efendim çok güzel, çok nezih bir yer. Yani yaşlandığımız zaman ben de yaşlıyım. Gençlerimize yük olmak yerine gelip kendi yaşıtlarımızla bir arada yaşayalım. Onlar anlatsın, biz dinleyelim. Biz anlatalım, onlar dinlesin. Geçmişimizi paylaşalım. Günümüzü iyi geçirelim. Benim yaşımda olanlar daha fazla geç kalmadan elleri ayakları tutarken buraya gelsinler ve mutlu, mesut günleri olsun son zamanlarında. Güzel bir yaşanacak bir yer değil mi? Çok Güvenilir bir çok yer. yaşanılacak bir yer. Gençler böyle pervane gibi dolaşıyorlar, kelebekler gibi uçuşuyorlar. Ne yapalım, ne edelim? Ve de güzel olan şu, hiçbir zaman huzur evinde olduğunu hissetmiyorlar. Misafir gibi muamele görüyorlar. Evet. Hani çok sevdiğimiz birisi uzun zaman görmeyiz de geldiğinde çok seviniriz ya. Evet. İşte burada ve yaşı benim gibi olanlar aynı duyguyla ağırlanıyorlar. Çok güzel. Misafir gibi. Çok Çok güzel. sevindim yaşıtlarım adına. Tavsiye edeceğim herkese, Çok güzel abla. yaşıtlarıma. Teşekkür Ben ediyorum. teşekkür Sağ ederim. olun. Size de ayrıca teşekkürler Estağfurullah bu ablam benim. imkanı Sağ verdiğiniz, bu olasın. güzel arkadaşlarla tanıştırdığınız için. Estağfurullah, o senin güzelliğin Sağ canım olun. ablam. Evet, bizim eski dostumuz. Sizin de görüşlerinizi alalım. Aysun Hocam, öncelikli olarak davetiniz için, bu güzel yere bizleri çağırdığınız, ağırlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Buradaki misafirler çok iyi bir şekilde ağırlanıyorlar. Gidip gördük, dolaştık. Asude'nin çalışanları olsun, kalanları olsun. Gerçekten çok güzel burada ağırlanıyorlar. Yani burada biz kendi geleceğimizi gördük. Şu an elimiz ayağımız tutuyor. Kimseye muhtaçlığımız yok ama şimdiden bence ilerisi için bir yatırım yapıp burası gibi olan yerlere sevdiklerimiz için, kendimiz için özellikle düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, Böyle estağfurullah. yerlerin çoğalması gerekiyor. Etrafımızda Çünkü bilgimiz olsun, insanların evet. konuşacakları, görüşecekleri insanlar yaşlarına uygun kişilerle daha iyi diyalogları olabilir diye Kesinlikle. düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu durumdan çok gerçekten gurur duydum. Biraz da hüzünlendim. Tabii. Yani geleceğimizi gördük Tabii. burada. İnanın etrafımızda öyle insanlar var ki bakamıyorlar. Yani Evet, iki kadın da evet. tutuyorlar, yine maliyetli, yine Evet, beceremiyorlar. evet. Onun için biz yaşlarımıza Ama ne yine kadar sahip de çıkarsak o kadar. Evet. Yaşlılarımızı yanımızdan ayırmasın. Kesinlikle, kesinlikle. Ama kimsesi olmayan insanlar Tabii. için buralar büyük bir nimet Tabii. diye Ama düşünüyorum. şu anda artık biliyorsunuz evlat da olsa yük olmak istemiyor. Hiç anne, hiçbir baba yük olmak istemiyor. Hayatta ne ekersek onu Evet. biçeriz diye düşünüyorum Aysun Biraz Hocam. değişiyor. Evet, Maalesef kesinlikle değişiyor. değişiyor. Zaman değiştiriyor. Rabbim onların dualarını daha fazla almamızı nasip etsin İnşallah, inşallah. inşallah. Çok teşekkür Ben de ederim. teşekkür Çok ederim. sağ Çok olun sağ Aysun olun. Hocam. Evet, sevgili yazar kardeşim. Şimdi yazar gözüyle, kalem gözüyle, bakış açın, yönetmen gözüyle biliyorsun yönetmenler farklı açılardan bakarlar. Bizim görmediğimiz açıları görebiliyorlar, incelikler. Bir yönetmen gözüyle bakarsak hangi gözde gördünüz? Meslek olarak geçin, hani yazardı, yönetmendi, gönül gözüyle bakmak lazım derim ben buna. Güzel. Bu sabah da güzel bir yerdeyim. Dördüncüzeye'de gittik, başka huzur evlerini de ziyaret ettik, şey yaptık. Gezdim, gördüm, şey yaptım. Bugün, bu sabah Asude'deydik, Yaşam ve Sağlık Merkezi'ndeydik. Ben bir kere şeye gıptayla baktım, temizliğine, titizliğine, insanların güler yüzlülüğüne çok dikkat ederim. Burada onu gördüm. Çalışanlar da değil sadece. Huzur evinde, yani burada kalanlar da, yaşayanlar da, misafirler de aynı yüzü, aynı ifadeyi görünce demek ki aradaki elektrik tutmuş, Evet, tabii. olmuş. Yani şey yapmamış. Bir şey söyleyeyim. Geleceğimize yatırım yapalım. Artık eski ataerkil böyle büyük geniş ailelerimiz yok artık. Yani çocuklar kendi kanatlarıyla uçuyorlar ve siz yalnız kalıyorsunuz evinizde.
Yani kimse için hani saçınızı süpürge etmeyin, biraz da kendinizle ilgilenin. Siz mutlu olmazsanız çocuklarınızı, çevrenizi, eşinizi, dostunuzu mutlu etme şansınız yok. Süper. Önce siz mutlu olun. Burası mutluluğun olduğu bir yer gibi geldi bana. Bütün gözlemlerim öyle. Ve bir hemşerimin, Fikret Bey'in yapması da benim için ayrıca bir gurur meselesi. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Bu tarz yerlerin çoğalması, iyi yerlerin artması şeyiyle sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.